Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine 8. ünitemize devam ediyoruz. 8. sınıfın 2. ünitesiyle devam ediyoruz. Burada Expressing Opinions diye bir başlığımız var. Fikirlerin ifade edilmesi. Kişiler belli bir konuda kendi düşüncelerini ifade ederken cümlenin başlarına hocam şu yapılarda... Bazı kalıplar kullanacağız. Bazı kalıplar kullanıyorlar. Evet. İşte o kalıplara bir göz atacağız. Bunlardan birincisi ve en sık kullanılanı I think. Evet. Bence, ben böyle düşünüyorum anlamına geliyor. I guess, sanıyorum ki, tahmin ederim ki. I guess so, ben öyle olduğunu sanıyorum. I agree, katılıyorum. Bu aynı karşıdaki insanın fikrini onaylamak durumunda kullanılıyor. I agree with you, sana katılıyorum ya da seninle aynı fikirdeyim. In my opinion, benim düşünceme göre, benim fikrime göre, bana göre de gibi de kısaltılabilir. Evet. I believe that, şuna inanıyorum ki deyip ne inanıyorsa onu söyleyebilir. Mesela bir önceki dersimizde müziklerden bahsetmiştik. I think rap music is boring. Bence rap müzik sıkıcı. Veya in my opinion rock music is loud. Bence rock müzik çok yüksek sesle gibi cümleler kurarak o müzik dalı hakkında ne düşündüğümü ifade edebilirim. Siz de mesela onu söyledikten sonra ben size şöyle bir şey diyebilirim hocam. I agree with you. Sana katılıyorum. Aynen öyle. Diyebilirim. Ya da I don't agree with you. I don't agree with you ile benim fikrimin tersi bir şey söyleyebilirsiniz. In my view. Bence bana göre. Benim bakış açıma göre de olabilir. Evet. Çünkü view bakmak bakış açısı. For me, benim için yine bana göre. To me ya da as to me yine bana göre demek. Bunların hepsi aynı kalıplar. Hep aynı anlamına geliyor. Bir de şu var. If you ask me. Bana soracak olursanız. Ya da eğer bana sorarsan. Evet. Örnek cümlelerimize bakalım. I believe that you can pass the exam tomorrow. İnanıyorum ki yarınki sınavı geçebilirsin. If you ask me, we should change the colors of the rooms. Eğer bana soracak olursan, biz odanın renklerini değiştirmeliyiz. Değiştirmeliyiz. In my opinion, they will come next month. Bence onlar önümüzdeki ay gelecekler. Emily ve Alex'in bir konuşması var. Emily kız mı oluyor? Alex. Emily evet bayan oluyor hocam. Alex erkek. Kime paslayalım? Sıra sizden. Neyse ben okuyayım hocam. Hadi başlayalım. Bu büyük bir muamma. Sıra sizde olsun hocam. Kim olacak bilmiyoruz. Evet. What kind of music do you prefer, Alex? I prefer listening to rap music. I listen to it almost everywhere. At home, at school, at fitness center and even at the street. I wear my headphones and focus on my songs. It's çok özür dilerim. Çevir gidelim. What kind of music do you prefer, Alex? Alex sen hangi tür müzikleri tercih edersin? Rap müzik dinlemeyi tercih ederim. Ben onu hemen hemen almost hocam onu belirtelim arkadaşlarımıza şöyle ama biz tabii kaleme geçmemiz lazım. Geçtim. Almost hemen hemen demek. Hemen hemen her yerde dinlerim. Evde, okulda, fitness salonunda. Bu arada reklamımızı yapıyoruz. Fitness salonuna gidiyoruz değil mi? Evet. Devam edelim hocam. Evet hocam. Ve hatta demiş şeyde bile, caddede bile, yolda bile, sokakta bile dinlerim. Kulaklığımı takarım ve müziklerime odaklanırım. Focus on odaklanmak. Güzel. Genelde zaten öğrencilerimiz 8. sınıf olduğu için bunları ne yapıyorlar? Sokakta giderken hani böyle tarz olup kulaklıklarına takıp böyle sağa sola. Telefonları da böyle odaklanmış yolda yürüyorlar. Hatta görmüyorlar, çarpıyorlar böyle akıllı insanlara. Öyle şeyler de oluyor maalesef. It seems to me that bana öyle görünüyor ki that rap music is like your friend. Rap müzik senin arkadaşın gibi. But I would rather not listen to rap music. Ama ben rap müzik dinlememeyi tercih ederim. Bu would rather'ı bir önceki dersimde bahsetmiştik birazcık. It makes me bored. Bu beni sıkıyor. There are lots of lyrics in the song. Şarkıda bir sürü söz var. Hani nasıl rap müzik söylüyorlar blablabla falan. Hiç susmuyorlar. Arka arkaya söyledikleri için yani anlaşılması da zor. Tabii bizim gibi yaşlı insanlar değil mi? Orta yaş insanlar birazcık zor anlıyor ama daha gençler tabii ki daha hızlı anlayabiliyor. Ama in bana my göre. Opinion, benim fikrime göre, bana göre in a song I should hear more music than lyrics. Bence diyor bir şarkıda ben daha fazla müzik duymalıyım. Yani sözden daha çok müzik duymalıyım. Aynen öyle. Çünkü şiir okuyormuş gibi bir şey oluyor herhalde. Evet hocam. Rap müzik öğrenince. I don't agree with you, Emi. Sana katılmıyorum Emi bu konuda. Hmm. Evet hocam, teşekkür ederim. Lyrics play very important role in a song. Sözler bir şarkıda önemli bir yere sahiptirler. Önemli rol oynuyorlar. Rol oynamak, evet burada önemli bir rol oynamak. Lyrics give thoughts and emotions and everyone can find different things in lyrics. Sözler duyguları ve ifadeler verir insanlara ve herkes sözlerde farklı şeyler bulur, bulabilir demiş. Yes, you're right.
Evet, sen haklısın. Ne yapmış oluyorum ben burada hocam? I agree with you. Farklı bir şekilde ifade etmiş oluyorum. I agree with you, sana katılıyorum. Yes, you are right. Sen haklısın demek. Şimdi bu bu sene, yani 2016'nın TEOG sınavlarında da bolca çıktı bu. Karşıdaki insanın fikrini onaylamak. Hani konuşma neyle evet. doldurulabilir? Karşıdaki insanın fikrine katılıyorsanız işte katıldığınıza dair bir şey söylemeniz gerekiyor. Katılmıyorsanız, zıt bir düşünceye sahipseniz farklı bir şey söylemeniz gerekiyor. You are right. Karşıdaki insanı onayladığımı gösteren bir ifade. Yes, you are right about thoughts and emotions. Evet, sen duyguların ve düşüncelerin konusunda haklısın. But music must be strong and on the front. Ve müzik önde olmadı bence diyor. Yani sözlerden daha ön planda daha olmalı. Hey Amy, what are we discussing? Amy, biz neyi tartışıyoruz diyor burada artık. Çünkü zevkler ve renkler, pardon ilk başta okuyorduk. Tastes and colors change according to the people. Zevkler ve renkler insanlara göre. Burada da bir yapımız var. E göre anlamına göre. Aynen öyle, güzel bir yapı o. Evet, e göre. İnsanlara göre değişir. Güzel. Yani according to me deyip bana göre, bana göre diyebiliriz. Bana göre ifade edebilirim. Yes, of course. Everyone can listen to whatever he or she wants to listen. Herkes istediği şeyi dinleyebilir. Anybody shouldn't disturb anyone while listening to music. Ama şu bir gerçek. Kimse başkasını müzik dinlerken rahatsız etmemeli. Mesela hocam, böyle toplu taşımaya bindiğiniz zaman bazen size de oluyor mu? Yandaki hocam, olmaz mı? Müzik kulaklığı, oradaki komple 30 herkes kişi dinliyor. 30 kişi o gencin şeyini dinliyor. Rahatsız edici. Ondan durum, çok biz rahatsız oluyoruz. Aynen mesela. Öyle. O zaten rahatsız olmuyor. Duymuyor zaten sağa solu. Aslında kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Dolayısıyla müziğimizi kendimize saklamamız gerekiyor. Burası sanki biraz şey gibi olmuş hocam. Sosyal mesaj. Sosyal mesaj vermiş burada en sonunda. Evet. Parçaya göre true or false mı işaretleyelim hocam. Alex loves listening to rap music because he listens to it everywhere. Ben katılıyorum hocam. Doğru. Ne diyor burada? Alex rap müzik dinlemeyi seviyor çünkü onu her yerde dinliyor. Dinleyebiliyor tabii biz ki. O zaman true yapıyoruz. Emily prefers listening to rap music too. Hocam şurayı ben ekstra bir true false alayım. Değil mi? True false. Evet, olduğunu arkadaşlarımız anlasın. Emily rap müzik, Emily de, buradaki to da diye evet. anlamına geliyor. Emily de rap müzik dinlemeyi tercih eder. Bu doğru muydu? Hayır hocam. Farklı fikirdeydi, dolayısıyla false. False yapıyoruz. Emily thinks that rap music is very boring. Emily thinks. Hani nasıl I think diyorduk bence. Emily thinks, Emily böyle düşünüyor. Ya böyle da Emily'ye düşünüyor. Göre. Emily thinks that rap music is very boring. Emily rap müziğinin çok sıkıcı olduğunu düşünüyor. Bu katılıyorduk değil mi? Çünkü zaten sözünden daha aynen. fazla. Onaylamamıştı. Evet. According to Amy, Amy'ye göre, in a song music isn't more important than lyrics. Bir şarkıda müzik sözlerden daha önemli değildir diyor, ama bence tam tersiydi. Tam tersiydi çünkü Amy'ye göre şarkı daha önemli. Daha müziği müzik duymak, daha önemli. Müziği duymak istiyor. Dolayısıyla false yapacağız. Alex agrees with Amy about rap music. Rap müzik hakkında, rap müzik konusunda Alex Amy'ye katılıyormuş. Bunlar farklı fikirdelerdi değil mi farklı hocam? Farklı fikirdeler hocam. Tabii ki. Çünkü biri tercih ederken diğeri tercih etmiyor. According to Alex, bu according to bir kez demin siz vurgulamıştınız ama bir kere de ben vurgulayayım. Belki öğrencilerimiz hakkında daha kalıcı olur. According to, e göre demek. Alex'e göre, a song can't be good without lyrics. Sözsüz şarkı çok da güzel olmaz diyor. Doğru söylemiş. Yani evet, çünkü Alex daha çok sözler demedi işte. Hani sözler herkeste farklı hisler uyandırır mı demişti. Öyle bir şey söylemiş evet, sanırım. Evet, öyle demişti. Emily believes that Alex shouldn't listen to rap music because she doesn't like it. Emily, Alex'in rap müzik dinlememesi gerektiğini düşünüyor çünkü onu sevmiyor. Bence sen dinleme, ya herkes dediğini dinleyebilir demişti değil mi? Herkes dinleyebilir demişti hocam. Dolayısıyla o hatta zaman... sosyal mesaj vermişti. Kimse kimseye karışmasın demişti. Aynen öyle. Dolayısıyla false demiştik. False. According to Amy and Alex, Alex'e ve Amy'ye göre everyone is free. Herkes özgürdür. Herkes müsaittir. Herkes istediği müziği seçmede. Seçme konusunda özgürdür. Seçmek. But we shouldn't disturb others while listening. Ama başkalarını rahatsız etmemiz gerekiyor. Etmemiz lazım. Sosyal mesajımızı da yine verdik. Onu da verdik. Devam ediyoruz. Şimdi burada Oscar, William, Eddie ve Thomas gibi 4 tane farklı insanın pop, rock, hip hop ve klasik müzik konusundaki düşünceleri tik ve çarplarla anlatılmış. Tikler evet, yine onları sevdiği, tercih evet. ettiği anlamına gelirken çarplar ise onları sevmediği veya hoşlanmadığı anlamına geliyor. Yani tikler prefer, çarplar da doesn't ya da don't prefer. Don't prefer veya would rather not da olabilir. Evet. Evet. Prefer, not zaten prefer, vermiş, evet. would rather ve would rather not'la bu boşlukları doldurmamız lazım. Şimdi bakıyoruz. Oscar listening to pop and rock music demiş. Şimdi şunu rica edeyim ben hocam. Oscar pop ve rock müziği
Bir bakalım. Oscar pop ve rock müzik konusunda ikisini de sevdiğini görüyorum. O zaman prefers diyebilirim. Evet. Zaten veya, burada ing olduğu için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen hocam. Öyle. Burada ing varsa prefer kullanırız. Oscar prefers listening to rap and rock music but he hip hop demiş. Şimdi hip hop konusundaki düşüncesine baktığımız zaman çarpı görüyorum. Sevmiyor. Dolayısıyla burada bir olumsuzluk. Bat'tan da anlayabiliriz aslında hocam. Bat'tan da anlayabiliriz. He doesn't prefer diyebildiğim gibi he would rather not prefer de diyebilirim. Hani, aynen. He would rather zaten. Not hip hop. O hip hop'ı tercih etmiyor da diyebilirim. William'ın listen to rock music then. Şimdi buradaki then bizim için bir ipucu oluşturuyor. Kesinlikle. Çünkü then'i sadece bir yerde kullanabiliyorduk. Evet. Rock müzik dinlemek ve pop müzik dinlemek. Baktığım zaman. Hem then'den de oluyor hocam hem de orada listen var. Rock müzik. Kimdi bu? William hocam. William'ıydı. William. Rock müzik. Öbürü pop müzik. Yani onu ona tercih ettiğini evet. Görüyorum. Dolayısıyla burada would rather kullanacağım. Doğrudur. Evet. Hadi bakalım hemen. Devam edelim. Eddie, listen to every type of music. Zaten burada listen'ın herhangi bir ek gelmediğini görüyorum. Dolayısıyla would rather kullanabilirim ama kontrol etmek için Eddie'ye baktığım zaman her türlü müzik türünden hoşlandığını evet. Görüyorum. Dolayısıyla burada would rather. Would rather kullanabilirim. Kullanabiliriz. Kullanmak zorundayız zaten. ING olsaydı eğer prefer kullanırdık. Evet. Thomas only. Thomas sadece listening to classical music demiş. Klasik müzik dinlemeyi ING'den de dolayı geriye bakmamıza bile gerek yok. Prefer. Prefers. Prefers çünkü Thomas olduğu için. Oscar, listening to classical music to pop music. Bu to da A anlamına geldiğini söylemiştik. Klasik müzik dinlemeyi, pop müzik dinlemeye Oscar bakıyorum tercih etmiyor aslında. Klasik müzik dinlemeyi, pop müzik dinlemeye tercih etmiyor. Evet. Dolayısıyla doesn't prefer yapacağız. Aynen öyle. Evet, William listen to rock music then demiş every type of music. Herhangi bir müzik türündense rock müzik dinlemeyi tercih ediyor mu William? Etmiyor. Burada would rather yapacağımızı biliyoruz ama şeye bakacağız ne dinlemediğine. Rock müziğe bakacağız. Evet. Rock müziği tercih ettiği için would rather kullanıyoruz. Güzel. Ve son olarak Thomas listening to classical music to every type of music, other types of music. Klasik müzik dinlemeyi diğer müzik türüyle dinlemeye tercih ediyor mu Thomas'a bakalım. Thomas klasik müziği tercih ediyor. Diğerlerini tercih etmiyor. Dolayısıyla burada prefers ifadesini kullanmamız uygun olacaktır. Evet. Teşekkürler hocam. Evet. Şimdi geldik test sorularına. Sorularımıza geçelim hocam. Evet. Evet. Alicia diyor ki let's eat some cake. What sort of some cake do you prefer? Hadi biraz pasta yiyelim. Ne tür pasta tercih edersiniz? Jordan da demiş ki çikolatalı olsun lütfen. Alicia tekrardan peki daha fazla biraz daha ister misiniz demiş. Jordan burada ne diyecek hocam? Güzel. Yes ice cream please. Evet dondurma lütfen diyemez çünkü pasta istiyorum diye soruyor. Dolayısıyla evet, A'ya çarpı atıyorum. No that's enough for me thanks. Hayır bu benim için yeterli. Enough. Yeterli. Güzel bir ifade. Yeterli. Benim için yeterli. Teşekkür ederim bu olabilir. Thank you for a nice party. Güzel parti için teşekkür ederim. Partiden bahsetmemiş parti ama yukarıda. Yok. Please take a piece of cake. Lütfen bir parça kek alın. Burada ikram eden kişi zaten Alicia. Burada Jordan hadi lütfen bir parça alın diyecek durumda değil. Evet. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B şıkkı. Bursa. Bir sonrakine bakıyoruz. Aşağıdaki karışık halde verilen, yukarıda karışık halde verilmiş cümlelerde bir paragraf oluşturmak istenirse sıralama nasıl olmalıdır diye bakıyoruz. Oo, bayağı güzel. Şimdi hocam böyle durumlarda biz herhalde birinci cümlede in my opinion ile başlamayız. Benim değil fikrime mi? Göre çünkü senin fikrini sorarsam sen bana benim aynen. Fikrimle söylersin. O zaman biri direkt eleyelim. Mesela A'yı eleyebilir miyiz biz burada? Gitti. Eledim gitti hocam. Güzel. For example ile de başlamaz. Hani evet. Örneğin diyemez çünkü neyin örneğini verecek? Evet. B'yi de karıladı. Bak o da benden gitsin. Kaldı C ve D. Bir şeye bakalım. Şıklardan gidelim mesela. Evet. Üçte başlasak. The popularity of bungee jumping is increasing day by day. Bungee jumping'in popülaritesi gün be gün artıyor. Bence güzel bir başlangıç cümlesi güzel. Olabilir. Şimdi zaten metinlerde böyle değil midir? Önce genel bir ifade, genel bir yargı söylenir. Daha sonra onu destekleyen, yani supporting sentences dediğimiz, onu destekleyen diğer cümleler gelir peşinden. Evet. Dolayısıyla 3 başlangıç için güzel bir ifade. 4 neden bir güzel bir ifade olmaz? Ve demiş. Ve ile başlamış. Bu da olmaz. Aslında sadece şıklardan giderek de bu soruyu bulabilirdik.
Popularity of the bungee jumping is increasing day by day. Bungee jumping'in popülaritesi gün be gün artıyor. Sonrasında 2 varmış. Some people are crazy about it. Bazı insanlar bunu çılgınca seviyor. And they want to jump from higher every time. Her seferinde daha da yüksekten atlamaya çalışıyorlar. Hani köprüler, işte binalar, kayalıklar, evet, dağlar, tepeler daha fazlasını atmaya çalışıyorlarmış. Gerçi bungee jumping biraz farklı. Orada bağlıyordunuz değil mi? Halatla atlıyordunuz. Doğru. Bir, in my opinion, bence it's a very dangerous sport. Bence bu çok tehlikeli bir spor. I think I can't do it. Bence bunu yapamam demiş. And I don't agree with these people. Ve ben bu insanlara katılmıyorum. I'm interested in safer sports. Ben daha güvenli spora ilgi duyuyorum. Daha evet, güvenli. Hani kaykay mesela değil mi? Daha güvenli. For example, trekking and zorbing are my favorites. Bence demiş trekking ve zorbing benim favorilerim, en sevdiklerim demiş. Güzel, mantıklı bir metin oluşturabildik. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Burada da ödevimiz var. Evet, kelimelerle açıklamalarını eşleştirecekler. İngilizce anlamlarını eşleştirmemiz İngilizce lazım. İngilizce anlamlarını eşleştirecekler. Bunun cevabını yine internet sitemizden bulabilirsiniz arkadaşlar.